Herkese merhaba. Pendik Belediyesi Aile Çocuk Eğitim Merkezleri olarak gerçekleştirmeye başladığımız etkinliklerimizde bugün ilk videomuzu zor zamanlarda ebeveynlik hakkında konuşmak istedik. Ben psikolog ve aile danışmanı Fatma Cüce, Aile Çocuk Eğitim Merkezlerinde görev yapmaktayım. Az önce de söylediğimiz gibi bugün zor zamanlarda ebeveynlik nasıl olur, baş edemediğimiz noktalarda neler yapmalıyız, size yardımcı olacağını düşündüğümüz bazı hususlardan bahsetmek istiyoruz. Salgının dışında başımıza gelen deprem ya da diğer doğal afetler gibi yine toplumsal olarak bizde travma yaratan birçok şeyi yaşıyoruz. Yani dünya olarak aslında ortak bir paydada buluşuyoruz. Küresel bir travmayı yaşıyoruz toplumsal travmaların dışında. Bütün bunları fark ettiğimizde sadece bizim değil, yani ebeveynlerin, Türkiye'de yaşayan vatandaşların değil, tüm dünya insanlarının bu yoğun stresle ve bu yoğun kaygıyla baş etmeye çalıştıklarını görebiliyoruz. Konumuz kapsamında tabii ki daha çok ebeveynlere atıfta bulunuyoruz, bakım verenlere ya da çocukların bakıcılarına. Bu zor zamanlarda hem kendi kaygınızı nasıl gidereceğinizle ilgili hem de çocuklara nasıl yaklaşacağınızla ilgili bazı konulara değinmek istedik. Şu an gündemde olan bir salgın var. Dünyanın daha önce yaşadığı ve sona erdirdiği salgınlar gibi şu an bir salgını yaşıyoruz. Ama hemen hemen dünyanın bir senedir bununla iç içe olması, bununla vakit geçirmesi uzun süreli bir strese sebep oldu. Kimileri evden çalışmaya devam etti, kimileri hala işe gidip gelmeye devam ediyor, kimileri ise tamamen işsiz kalmış durumda. Çocuklar ise ülkemizde ve dünyanın birçok yerinde olduğu gibi yüz yüze eğitim alamamakta. Evden eğitim almak çocukların daha önce bildiği bir ezberi bozduğu için onların da bu dönemde kaygılı ve stresli olduğunu görebiliyoruz. Bu dönemde ebeveynlerin öncelikle neye ihtiyacı var ona bakalım. Çünkü şöyle düşünün, eğer siz ebeveynler olarak, bakım verenler olarak iyi olmazsanız, iyi hissetmezseniz çocuklarınıza ya da bakım verdiğiniz kişilere siz de yardımcı olamazsınız. Bunun için ne yapabilirsiniz? Öncelikle ben ne hissediyorum? Şu anda bedenimde neler oluyor? Bugünlerde yaşadıklarım bana neler yaptı? Vücudumda ne gibi değişikliklere sebep oldu? Bana neler oluyor ve ne hissediyorum gibi bu ve benzeri sorular kendinize odaklanmanızı sağlayacaktır. Çünkü kendi duygularımızı, kendi bedensel farkındalığımızı sağlamazsak, bunun farkına varmazsak neyi çözeceğimizle ilgili işin açıkçası çok da bir fikrimiz olmayabilir. Kendinizi rahatlatmak adına nefes egzersizleri yapabilirsiniz, meditasyon yapabilirsiniz, ibadet edebilirsiniz, dua edebilirsiniz, kendinizin yapmaktan hoşlandığı şeylere vakit ayırabilirsiniz. Bu bir kahve içmek, kitap okumak, bir şeyle uğraşmak, bir örgü işi olabilir. Ya da uzun zamandır görüşmediğiniz, sohbet etmekten keyif aldığınız biriyle görüntülü konuşmak ki artık birçok teknolojik alet uzakları yakın ediyor. Bunu sizler de biliyorsunuz. Bu tip şeylerle kendinizi rahatlatmak. Bu virüs bizden güçlü değil. Hayır, biz ondan güçlüyüz. Kontrol edebildiğimiz noktalar var, kontrol edemediğimiz noktalar da var ama onlar bizim elimizde değil. Ama kontrol edebildiğimiz noktaları sıkıca tutar ve onu kontrol etmeye devam edersek biz bununla baş edebiliriz. Şimdi kendi ihtiyaçlarımızı karşıladıktan sonra bir de çocukların ihtiyaçlarına bakalım. Biz aile çocuk eğitim merkezleri olarak yoğunlukla tabii 4 ve 5 yaş grubuyla çalışıyoruz ama onun dışında şu anda ilkokul çocukları, ortaokul, lise çocukları, üniversiteli çocuklarımız da evlerdeler. Uzaktan eğitim alıyorlar. Yani hepimizin bir arada olması da gerginlikler yaratabilir. Burada bakım verdiğiniz çocuğun, ergenin ya da gencin de neler hissettiğine,
ne gibi tepkiler verdiğine lütfen dikkat edin. Sebepsiz ağlamaları varsa, öfke patlamaları varsa, muhtemelen aslında burada sizden yardım istiyoruz. Anne, baba bana yardım et diyordur aslında bu mesajlarla. Çünkü çocuklar bizim de hissettiğimiz gibi bu dönemde uzun süreli bir stres ve kaygı hissediyorlar. Bununla baş edemediklerinde de her zaman göstermedikleri bir takım belirtiler gösteriyorlar. Çocuğu sarıp sarmalamak, tabii ki dokunsal hassasiyetleri yoksa, orada anlaşıldığını hissettirmek, yani duygularını kabul etmek ve onun yaşına uygun anlayacağı tarzda kısa, net ve dürüst olarak ona açıklamalarda bulunmak, onun daha rahatlamasını ve gelişmesini sağlayacaktır. Tabii ki şu var, şu an Fatma Hanım bunları yapıyoruz ama hala aynı şeyler tekrar etmekte dediğinizi duyar gibiyim. Evet, tekrar edecekler. Zaman zaman hem siz hem de bakım verdiğiniz çocuklarınız zaman zaman bu şeyin içine düşecekler. Ama her seferinde bunun geçeceğini ve rahatlamasına dair yaşına uygun, gelişimine uygun açıklamalar yaparsanız hem kendiniz hem de onlar çok rahatlamış olacaklar. Burada bahsettiğimiz şeylerden biri de tabii ki ilişkilerinize yatırım yapmak. Çocuklarınızın duygularını anlamanız, onları kabul etmeniz, onun farkında olmanız, onlara bunu anladığınızı ifade etmeniz. Bazen sözcükleri kullanamayabilirsiniz, aklınıza gelmeyebilir ama sarılmak, dokunmak, sırtına pat pat yapmak ya da ellerini tutmak. Bu bile onun anlaşıldığını hissettirebilir. Çünkü unutmayın, çocuklar sadece ve sadece ebeveynleri ya da bakım verenleri tarafından sevildiğini, ilgilenildiğini, şefkatle sarıldığını, güvende olduğunu ve huzurlu hissetmeyi isterler aslında. Bu onlar için en büyük ilaçtır. Bu dönemde birazcık da esnek olmanızı istiyorum sizden. Nasıl bir esneklik? Şimdi belki hayatımızda hiç karşılaşmadığımız problemlerle karşılaşıyoruz. Bunu hallederken doğru bildiğiniz, çok kenarları, köşeleri olan doğrulardan birazcık uzaklaşıp daha esnek, acaba başka bir yol da olabilir mi diye çözüm yollarına gitmeye çalışmanızı istiyorum. Çünkü şu an bütün dünya daha önce tatmadığı, daha önce yaşamadığı bir deneyimi yaşıyor. Lütfen kendinize de bu esnekliği sağlayın. Ben görüştüğüm tüm ebeveynlere şunu söylüyorum. Bakın, hayatta birkaç rolünüz var. Bunun birincisi önce sizdiniz. Sonra evlendiniz ve eş rolüne geçtiniz. Yani iki rolünüz oldu. Sonra çocuklarınız dünyaya geldiğinde bir de ebeveynlik rolleriniz eklendi. Yani üçüncü rolünüz. Ama en baştaki yani kendilik rolünüzü asla ihmal etmeyin. Çünkü onu iyi beslediğinizde, onun ihtiyaçlarını karşıladığınızda aslında eş ve ebeveynlik rollerinizi de tam olarak karşılamış oluyorsunuz. Tabii ki sadece salgın değil, biliyorsunuz yakın zamanlarda çok büyük bir deprem yaşadık. Onunla ilgili de özellikle küçük çocuklarımız çok etkilendiler. Doğru haber kaynaklarından gerekli miktarda az ve öz şekilde bu haberleri alırsanız yeterli olacaktır. Çünkü çok fazla haberleri izlemek, sosyal medyada bu tip haberleri takip etmek ya da arkadaşlarınız arasında sürekli salgın, deprem, travma yaşatan olaylar hakkında sürekli konuşmak sizin kaygınızı, stresinizi, öfkenizi ve daha birçok olumsuz duyguyu artırabilir. Aslında bu dönemde işimize yarayan duygularda, yani az önce bahsettiğim fazla olması durumunda işler yolunda gitmeyebiliyor. Yani hiç kaygılanmazsak da bu iyi bir şey değil. Hiç strese girmesek de bu iyi bir şey değil. Bir miktar kaygı, az düzeyde kaygı ve stres bizim bu virüsle baş edebilmemiz için ya da depremle ilgili sonuçların üstesinden gelebilmek için başka şeyler de yaşamış, başka hikayeleri, hayatları olan kişiler de şu an belki bu videoyu izliyor. Onlara da sesleniyorum. Bunların üstesinden gelmek için
Bir miktar bu duyguların olması iyi. Çünkü bunlar bizi tetikleyecekler, harekete geçirecekler ve önlem almamıza yardımcı olacaklar. Bu dönemde çocuklarla evlerde neler yapabiliriz? En çok çocukların istedikleri şey tabii ki oyun oynamak. Oyun şöyle bir şey değildir. Sürekli kuralları olan, işte hadi şimdi oyun oynayalım, tamam şimdi oyun bitti dediğimiz bir şey değildir aslında. Sanılanın aksine. Oyun dediğimiz şey hayatın her saniyesinde vardır. Çocuk için her şey oyundur. Gıdıklanmak oyundur, yerde yuvarlanmak oyundur, minderlerle bir şeyler yapmak oyundur. Sizin saçınızı örmesi, taraması, her şey oyundur. Çocuğa kendinizi bırakmanız çok işe yarayacaktır. Özellikle hareketli oyunlar. Hareketli oyunlar derken atlamak, zıplamak ya da yerde boğuşmacalı oyunlar. Birçok araştırma şunu söyler ki boğuşmacalı oyunlar, tabii ki birbirinizin canını yakmadan, boğuşmacalı oyunlar çocukların en çok gelişim gösterdiği anlardır derler. Hareketli oyunlar bizim çok işimize yarar. Hem fiziksel, hem sosyal, duygusal, hem de hareket etmesine yardımcı olduğu için hem çocuğunuza hem de size iyi gelecektir. Yani çocuğunuzun yaşına göre eğer masa başında vakit geçirebilecekse unutmayın, yaşını ve gelişim özelliğini hesaba katmadan sakın hareket etmeyin. Küçücük bir çocuktan çok uzun süre masanın başında oturmasını tabii ki bekleyemeyiz. Kendi çocukluğunuzda oynadığınız, şu an unutulmaya yüz tutmuş oyunlara da başvurabilirsiniz. Bu da sizin işinize yarayabilir. Çocuk çünkü sizin küçükken neler oynadığınızı, neler yaşadığınızı da merak eder. Kendi hikayeleriniz de çok merak uyandırıcıdır. Hem de bu sizin çocuğunuzla olan iletişiminizde de bir yatırım yapmanızı sağlamış olur. Tabii bu arada hep birlikte mi olacağız, hep sürekli oyun mu oynayacağız diye sorar gibisiniz. Tabii ki hayır. Biraz da sıkılmalarına müsaade edin. Belki bir yerleri kurcalayarak, belki de akıllarını kurcalayarak onlar da bu durumun üstesinden gelmek için yeni fikirler üretebilirler. Zor zamanlarda ebeveynlikle ilgili neler yapabileceğimizle ilgili birkaç hususa değindik. Bunları tabii ki çoğaltabiliriz. Burada söylemek istediğimiz şey, lütfen ama lütfen hem kendinize hem de çocuğunuza bu dönemde iyi davranmaya çalışın. Umutla kalmaya çalışın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.